Önce badem şekerimizi açın. Şimdi yani dünya tatlısı ve gerçekten sevilmeye çok layık bir insan. İmparatoriçeme görelim. Mükemmel baş. İmparatoriçeme şimdi tecrübe ediyoruz. Kendisi olağanüstü derecede güzel ahlaklı bir insan. Maşallah, tanıştığımız ilk günden itibaren Allah'ın gerçekten sevmeye çok layık olarak yarattı. Hem dünya güzeli zaten yani maşallah, güzellik Allah olarak da insanın içine hepiniz öylesiniz. Ama ahlakı mükemmel. Ailesi, aile sultanı. Kendisi zaten yani anlatmaya gerek olmayacak bir bilgi birikimi ve olağanüstü derecede güzel ahlaklı bir ailin de çok sadık ve çok güzel ahlaklı bir insandır. Çok imanlıdır. Zaten hem üstümden hem her şeyinden bütün kardeşlerimde olduğu gibi. Ve çok hızlı geçtiğim için tekrar geri dönmek istiyorum. Badem şekerimi. Onun da ahlakı olağanüstü mükemmeldir. O da ilk karşılaştığımız günden beri. Bakın dünya güzeli olmasına rağmen bütün kardeşlerim öyle. Dünyadan tamamen geçmiş haldedir. Şimdi burada bir kişi evet maşallah şey diye yazmış yani dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir diye. Siz hayatlarınızda bunu çelişki yaşıyorsunuz diyor. Halbuki tam zıttıdır. Bizim nimet içinde yaşıyor olmamız o nimeti amaç haline getirdiğimizi göstermez. Bütün arkadaşlarım burada gördükleriniz ve görmedikleriniz ve bütün kardeşlerimiz gerçekten Allah rızası için bütün hayatlarını vakfetmişlerdir. Allah tabii ki nimetini veriyor. Hepsine kat kat arttırsın. En layık insanlardır inşallah benim ama için nimete. Geçmişler. Fakat dünyadan geçmişlerdir. Yani onlar bir tek bir hücrede de yaşarken aynı neşe ve aynı mutlulukta tabii, yaşayan insanlardır. Yani hücre derken gözaltına alındığımız hücredir. Tecrübe ettik ve hepsi aynı şekildedir. Aynı şekilde nimet içindeyken yaşarken de. Fidan sultanı çekmeli. Fidakarlığıyla sadakatliyle. Çok iyi oldu. Şuradan dolayı. Yani tam bir dava adamı ve gerçekten hamiyetisi çok güçlü. Çok asil ve müthiş sevgi dolu bir insan. Çok düşkün. Çok akıllı. Müslümanları çok düşkün. Çok sadık, sadakat. Çok sevgili. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Maşallah. Tabii burada maşallah. Noktayı asıl bir yerde ben noktalamak istiyorum. Yine hocamızı genelde, hocamıza olan sevgimizi hep sordukları için. Hayatımızda gördüğümüz, yaşayan insanlar içerisinde sevgiye en layık insan.